Masamız Ayşe olsun. Lüks yemek borusu tümörü nedeniyle biz Ayşe Hanım'ı ameliyat ettik. Daha önce de galiba 6 sene önce değil mi Ayşe Hanım? 6 sene evet, önce lüks yine yemek borusu tümörü nedeniyle ameliyat etmiştik. Bizden önce de yaklaşık 7 sene, 7,5 sene kadar önce de başka bir dış merkezde mide tümörü nedeniyle ameliyat olmuştu. O zaman da 6 sene önce de bu iş olmaz demişler değil mi Ayşe Hanım? Evet. Ayşe Hanım'la birlikte tedavi sürecini beraber paylaştık. Ayşe Hanım'ın yemek borusundaki tümörü göğsünü açarak tümör bölümüne çıkarıp kalın bağırsağından Türkçesi yemek borusu oluşturduk. Ameliyattan sonraki süreçte 10 günlük 12 günlük süreçte de problemsiz seyretti. Bugün de Ayşe Hanım'ı Allah'ın izniyle taburcu etmeyi planlıyoruz. Her şey yolunda. Ayşe Hanım bugün artık normal rejim alabiliyor. Yıllarca inşallah solucanın başına kalacak. Ona sağlıklar diliyorum. İnşallah. Gözkün Hoca ile karşılaştığım için bu benim için büyük bir şans. Onunla karşılaşınca hani bana böyle bir olmaz gibisine bir şey hiçbir şey demedi. Yapabiliriz deyince ben de hani... Ama dışarıda söylendiğini söylesene Ayşe Hanım. Yani. Dışarıda ne söylenmişti? Çünkü dışarıda bana şey demişlerdi, bu ekibi Türkiye'de kurmak imkansız gibi bir şey, bulabilirsen yaptırabilirsin demişler bana. Ben tamam dedim, bitti herhalde. Ameliyattan sonra söylüyorsun ama bu konuşmayı bana. Bitti herhalde her şey dedim. Öyle de Coşkun Bey bana hani hiçbir şey demeyince ben de hiç sesimi çıkarmadım demek ki olacak yani dedi. Sonra ameliyattan sonra Coşkun Bey'e söyleyene Coşkun Bey benden ağzını kapatarak korkmaya başladı yani. Keşke daha önce söyleseydin de. Ben önce hani Allah'a sonra Coşkun Bey'e güvendim. Allah'a emanet, Coşkun Hoca'ya emanet. O gün hastaneye geldik. Oldu bitti yani. Hani gülerek girdim ameliyata da. Hiç şey yapmadım yani. Kimse sıkıntı çeksin de istemedim. Kimse yüzmek de istemedim. Allah da bana güç verdi yani. İyi oldu her şey. Peki, çok etmiş olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun.